Bu videoda ısıl genleşme diye bir kavramdan söz edeceğiz. Isıl genleşme. Önce bu kavramın ne olduğunu anlayacağız. Sonra birkaç örnek inceleyeceğiz ve son olarak da biraz daha derine inip bu olayın ardındaki nedene değineceğiz. O zaman başlayalım. Isıl sözcüğü size neyi çağrıştırıyor? Isı ile ilgili bir şeyleri çağrıştırıyor, değil mi? Genleşme sözcüğü ise büyüme anlamında kullanılıyor. Bir şey genleşiyor yani büyüyor. Büyüme yazalım. Olay şu. Bir şeyi ısıttığımızda yani sıcaklığını arttırdığımızda o şey genleşir, boyutu büyür. Aynı şekilde soğuttuğumuz yani sıcaklığını düşürdüğümüz zaman da büzülür. Başka bir deyişle boyutu küçülür. Çoğu cisim bu kurala uyar. Çoğu cisim diyorum çünkü bazı istisnalar yok değil. Ama çevremizdeki cisimlerin büyük çoğunluğu bu olaydan nasibini alıyor. Şimdi birkaç örnek inceleyelim ve bu hadisenin çevremizde sürekli gerçekleştiğine ikna olalım. Sanıyorum en yaygın örnek termometre örneğidir. Termometre, içine bir sıvı bulunan cam bir tüpten oluşur. Sıvı görünür olması için renklendirilmiştir. Genelde civadır ama başka maddelerin kullanıldığı da olur. Bu termometreyi alıp mesela odamıza asarsak odanın sıcaklığı arttığında cam tüpün içindeki cıva da ısınır ve sonuç olarak civa genleşir genleştiği zaman da civa seviyesinin bu şekilde yükseldiğini görürüz. Benzer şekilde odanın sıcaklığı düşerse veya mesela termometreyi buzlu bir suyun içine koyarsak civa da soğur ve büzülür. Yani boyutu küçülür. Dolayısıyla civa seviyesi düşmeye başlar ve biz şöyle bir şey görürüz. İşte bu zekice uygulama sayesinde sadece civanın seviyesine bakarak ortam sıcaklığını öğrenebiliyoruz. Diğer bir örneği de fotoğrafta görebilirsiniz. Fotoğrafa çok iyi bakın. Bu kısımda tuhaf bir şey görüyor musunuz? Raylar yanlara doğru bombe yapmış. Sizce burada ne olmuş olabilir? Benim tahminim şu. Fotoğraf aşırı derecede sıcak bir günde çekilmiş. Aşırı sıcaklık yüzünden de raylar çok fazla genleşmiş. Ama rayların boyuna genleşebilmesi için yeterli boşluk yokmuş. O yüzden yanlara doğru genleşmişler. Aslında bu çok kötü bir şey. Trenler için oldukça tehlikeli. Mühendisler buna bir çare bulmuş olmalı, değil mi? Sizce nedir o çare? Daha önce bir tren yolu boyunca yürüdüyseniz ki hiç tavsiye etmem, rayların birleşme noktalarında bir miktar boşluk bırakıldığını görmüşsünüzdür. İşte bu boşluklar bu olmasın diye bırakılıyor. Maksat sıcaklık çok artıp da rayların çok genleşmesi gerekirse raylar bu boşluklara doğru genleşsin. Yanlara doğru bombe yapmasın. İşte gündelik hayatımızdan bir örnek daha ve daha bir sürü enteresan örnek var. Bence siz de biraz araştırın, internete bakın ya da arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizle tartışın. Ama biz videonun geri kalanında biraz daha derine inip ısıl genleşmenin neden kaynaklandığını anlamaya çalışacağız. Cisimler ısındıklarında niçin genleşir ve soğuduklarında niçin büzülür? Bir örnek üzerinden gidelim. Önümüzde metal bir külçe olsun diyelim. Hatta bu bir altın külçesi olsun. Biri bize kocaman bir külçe altın hediye etmiş. Biz de bu altın külçesini ısıl yerleşmesinin sırrını çözmekte kullanacağız. Sırrı çözmek için külçenin mikroskopik görüntüsünü incelememiz lazım. Sizce buraya iyice yaklaşırsak, bu arada bu bir büyüteç, ne görürüz? Hatırlayalım tüm maddeler atomlardan oluşuyor. O yüzden göreceğimiz şey altın atomları olacak. Mesela bu şekilde. Altın külçemiz şu an masanın üzerinde. Oda sıcaklığında duruyor. Yani sıcaklığımız 27 derece Celsius. Peki sizce bu atomlar oda sıcaklığında nasıl davranıyor? Öylece duruyorlar mı? Hayır durmuyorlar, titreşiyorlar. Bu şekilde her yöne doğru salınıyorlar. Yerlere büyük oranda sabit ama durdukları yerde titreşiyorlar. Bunu bütün atomlar yapıyor. Bu nedenle herhangi iki atom arasındaki şu iki komşu atomu da ele alalım. Aralarındaki mesafe sürekli olarak değişiyor. Bazen birbirlerine yaklaşıyorlar, bazen birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Biz bu durumu basitleştirmek adına atomların birbirleriyle ortalama bir mesafede sabit durduklarını varsayacağız. Sürekli titreşmelerine ve aralarındaki mesafenin hep değişmesine rağmen atomların sabit durduğunu ve aralarında ortalama bir mesafe olduğunu kabul edeceğiz. Büyük soru şu. Sıcaklığı arttırırsak ne olur? Bu sıcaklık artarsa ne olur? Sıcaklık artarsa atomlar daha çok titreşir. Mesela bu 27 derece Celsius'taki titreşim olsun altın külçesinin sıcaklığını arttırdığımız zaman tüm atomlar bu şekilde çok daha titreşmeye başlar. Sonuç olarak atomlar birbirlerinden uzaklaşır. Aralarındaki ortalama mesafe artmaya başlar. Bunu yazalım. Sıcaklık yükseldiğinde atomlar daha şiddetli titreşir. Kinetik enerjileri artar. Ve sonuç olarak aralarındaki ortalama mesafe artar. Dolayısıyla bu külçeyi ısıttığımız zaman muhtemelen şöyle bir manzara ile karşılaşırız. Aynı atomlar artık birbirlerinden çok daha uzakta. Mesela biri burada, biri ta burada. Araları bayağı bir açılmış halde. Atomların titreşim şiddeti arttığı zaman aralarındaki mesafenin neden artmak zorunda olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bu güzel bir soru. Cevabı da biraz karmaşık. Ben de sırf bu sorunun cevabını özel ayrı bir video yapmamız lazım diye düşündüm. Yani sorunuzun cevabını herhalde başka bir videoda vereceğim. Bu videoda sadece atomların titreşimi arttığı zaman aralarındaki mesafe de artar demekle yetinelim. Ve bu bilgiyi kullanarak sonucu tahmin etmek güç değil. Eğer bütün atomlar birbirinden uzaklaşırsa ki hadiseyi anlamak için kilit nokta bu bütün atomlar birbirinden uzaklaşırsa sonuçta daha fazla yer işgal ederler ve altın kütlesinin tamamı yani tüm cisim büyür yani genleşir. Burada olan şey de bu. Külçemiz şurada dursun. İşte ısıl genleşmenin esas nedeni bu. Atomların titreşimi arttıkça aralarındaki mesafe de artıyor. Buradan hareketle külçeyi soğuttuğumuzda ne olacağını tahmin edebiliriz. Külçeyi soğutursak atomların kinetik enerjisi azalır. Daha az titreşirler. Sonuç olarak da birbirlerine yaklaşır ve daha az yer işgal ederler. Dolayısıyla tüm cisim büzülür. İşte ısıl genleşmenin sırrı bu. Şimdi söz konusu ısıl genleşme olduğunda muhakkak karşılaşacağınız klasik bir soruya bakalım. Sorumuz şöyle. Diyelim ki önümüzde bir cisim var. Mesela metal bir levha olsun. Metal bir levha bu. Belli bir sıcaklığa sahip. Bu levhanın üzerinde bir delik açıyoruz diyelim. Şöyle üzerinde düzgün, dairesel bir delik açıyoruz. Sonra da levhayı ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. Soru şu. Bu deliğe ne olur? Levha artan sıcaklığa bağlı olarak genleşirken sizce delik büyür mü yoksa küçülür mü? Bence videoyu burada durak katın. Üzerinde biraz düşünün ve deliğe ne olacağına dair bir açıklama üretin. Peki. Şimdi size bu konuda yapılan en yaygın hatayı anlatayım. Her yönde genleşen cismin deliğin içine doğru da genleşeceğini, dolayısıyla deliğin küçüleceğini düşünebilirsiniz. Bu şekilde yani. Oysa bu yanlış. Böyle bir şey olamaz. Nedenini anlamak da çok kolay. Hatırlayalım. Sıcaklık arttığı zaman tüm atomlar arasındaki ortalama mesafe de artıyordu levha üzerinde iki atom belirlersek, mesela biri burada, biri de burada olsun, cisim genleştiği zaman bu iki atom arasındaki mesafenin artması lazım. Oysa levha deliğin içine doğru genleşseydi, yani delik büzülseydi, atomlar birbirine yaklaşmış olurdu. Oysa bu mümkün değil. Burada belirttik. Sonuç olarak tüm atomların birbirinden uzaklaşmasının tek yolu deliğin büyümesidir. Bu çok önemli. Anlaştık mı? Yani delik büyür. Delik büyür. Bunu kafanızda en iyi şöyle canlandırabilirsiniz ki ben çoğu zaman böyle canlandırıyorum. Bir fotoğrafı büyüttüğünüzü hayal edin bu şekilde. Fotoğrafı büyütüyorsunuz. Bir fotoğrafı büyüttüğünüzde fotoğrafın içindeki her şey büyür. Delik de dahil. Tamam. Sakın dilin küçüldüğünü düşünme tuzağına düşmeyin.